fitillerini Bursa da yaptırdı falan diye. Dur dur. Şunu biraz. Direkt. Evet. Evet Burak Bey, en son toplamış olduğunuz araç bu muydu? Evet abi, bu triporterımız 1967 model Arçelik Lampro. Yani bunları Arçelik Türkiye'ye kendisi getirip fiber kabini kendisi yapmış. Motoru İtalyandır. Bunların haliyle 67 model olmasından dolayı hiçbir parçası yoktur. Biz bunun camlarını Kayseri'ye yaptırdık özel. İşte fitillerini Bursa'ya, işte fitil fabrikasında yapıldı. Bazı işte logolarını kendimiz yaptık. Kesinlikle hazır değildir. İşte kabin dediğim gibi fiber. Yani bu fiber araçları toplamak çok zordur. Çünkü kaportası demir değildir, saç değildir. İçerisine baktığımızda yani şuradaki kilit detayları, döşeme detayları kendimize aittir. Hiçbir daha, yani bunun adı triporter'dır. Üç tekerlekli motosikli. Daha önce bunlar dolmuş ve işte kömür nakliyesi, taşımacılığında, ev eşyada taşımacılığında kullanılmış. Kilometre saati falan İtalya'dan getirttirdik. Türkiye'de yoktur zaten bütün parçaları. Kendi imalatımız. Kasası tamamen kendi yapımın. Normalde böyle bir kasası yoktur. Bunları böyle açılabilir. Yarasa kanat olarak böyle bir şekilde kasa yaptık. Burada da kapısı var. 2-3 sinsi motosiklet motoru var üzerinde. Kasası da motosiklet. Yani şu şekilde içini de gösterebilirsin abi. İki kişi rahat bir şekilde oturabiliyor. Bir kişi sürebiliyor haliyle. En son topladığımız araç, yani motosiklet budur, revizyonu biten. Daha önce turuncu da yapmıştık. Turuncu şu an filmlerde oynuyor. İzmir'de bir abimiz aldı onu. Cem Yılmaz'ın filminde oynayan triporter'dır kendisi. Evet, benzerlerini yapmıştınız herhalde bunu daha önce, turuncu renk. Bir tane turuncu topladık, bir tane kırmızı topladık. Turuncu İzmir'e gitti, kırmızı Bursa'ya verdik. Turuncu birkaç film setinde de oynadı. Eski filmlerde Cem Yılmaz'ın filminde oynadı. Yeni filmlerde hangi filmde oynadı? Filmde? İftarlık Gazoz filminde oynadı. Yeni de bir sinema çekiliyor, Eski Zamanlar diye. Onda da oynuyor şu an. Yani ismimiz maalesef duyulmasa da yaptığımız ürünler ünlü filmlerde oynuyor. İşte ne bileyim, müzede sergileniyor. Keskinoğlu biliyorsunuz Manisa Akhisar'da müzesi var. Onda da 8 tane motosikletim var. Sergileniyor şu an. Ya buradan isim vermiş de olayım çünkü ürünlerim orada. Yani bu sayede güzel bir iş, güzel bir meslek, bir hobi. Benim için bir hobi. Bu, yani kapısı bile yoktu bu aracın. Hepsini sıfırdan kendimiz yaptık. Hep emek isteyen bir şey. Şuradan şunu da belirteyim. Boyasını Tavşanlı Sanayisi, kaportasını Çukurköy Sanayisi'nde yaptık. Yani tavşan ustaları yaptı hepsini. Hepsinde herkesin emeği vardır. Kesinlikle. Başka ne tür araçları böyle yapıyorsunuz? Yani yenileme işlemi? Ya şimdi Amerikan araçlarda da yaptık. Şu an bir tane revizyonu devam eden İngiliz aracımız var. O da 3 tekerlekli. Regular diye geçiyor. Bir tane motosiklet topluyoruz. 1956 model BMW. Bir tane de 1960 model Simson. Onu topluyoruz revizyonu devam eden. Güzelleştirmeye devam ediyoruz abi.
kısaca bir çekeyim de seni abi. Birlikteliğiniz nasıl oldu diye sorsam. Şu mesela 100 seneden fazla. Çok iyi dolma tüfek. Tüfeğimiz 100 yıllık. Yani 100 yılı geçkindir daha doğrusu. Dolma tüfek. Dolma tüfek nasıl oluyor diye soranlar daha önce yani bilenler biliyordur. Buradan saçmaları ve barutu atıp şuradaki çomakla birlikte tıktıktan sonra abi çakmak şu dediğimiz horoz çakmak dediğimiz kısım vurduktan sonra içindeki saçmayı atıyor. Olay bu şekilde. Evet. Çekem mühimmat sandığı. Bunu çektin mi? Bunu çektim. Mühimmat sandığı. Bu gördüklerin abi mühimmat sandığı. Eski askeriye Rus ve Türk mühimmat sandıkları. Hatta daha da burada içinde kalan malzemeler var. Şöyle göstereyim. Bunları ben saklıyorum. Şu şekilde eski mermi kovanları. Osmanlı'da var içinde. Bu şekilde mermi taşımakta kullanılıyor. O zaman onu hiç yoksun. Bu nedir? Kaç yıllık bunu mesela şey? Gramofon? Radyo mu? Radyo ve gramofon. Şey, radyo ve pikap çalar. İşte bu radyomuz aynı zamanda plak çalarla birlikte yani pikap olarak geçiyor. 1950-1960'lı yıllar arasında üretilmiş. Halen çalışıyor. Ben burada yani klasik müzik eşliğinde revizyon yapacağız araçlarımızın. Burada planını falan yapıyoruz. Bu arada şunu da göstereyim. Bunu daha önce de bahsettiğim turuncu arçeliği baka baka yapmıştım. Peynir tenekesinden yapılan bir üründü. Komple el yapımı peynir tenekesinden yapılan bir üründür. Bu şekilde. Burada maskotumuz var. Burada maskotu herkes bilir yaklaşık. Aynı zamanda pille de çalışıyor. Eski pil yani. Maskot radyo. Şu şekilde. Burada bir tane çok eski radyomuz var. Burada manyeton telefonumuz var. Hatta bunu ben de bilmiyorum. Yani eskiden 4 tane, 5 haneli telefon numaraları varmış. Ama buradan bir kere çevirdiğinizde postaneye bağlanıyormuş. Burada bağlandığınız kişinin ismini verdiğinizde oradan postane sizi bağlıyormuş. O kişiye o şekilde iletişim sağlanıyormuş. Çünkü numara yok gördüğünüz gibi. Manyeton telefon bu. Bir de şurada cep telefonu koleksiyonumuz var. Ben o şeye yetiştim. Telefon olayını gördüm yani 80'lerde en son. Ha. Merkez köy santralde. Şak bağlıyormuş. Burada da 100 taneye yakın cep telefonumuz var. Hepsinin kondisyonu çok iyidir. Bazıları kutulu hatta. Yani bu değeri korumak bence çok güzel bir şey. Biz bu değeri seviyoruz ve korumaya çalışıyoruz. Bunlar ilk çıkan telefonlar galiba değil mi? Cep telefonları. Evet. İlk çıkan telefonu göstereyim abi. O da var elimde. Motorola. Hatta sim kartı bunda komple takılıyormuş. Şu şekilde. Açılırsa arkasını açayım. Açamadım. Bunda sim kart komple takılıyormuş. Hatta bir abimizin anısı var. Ben dedi tuş bilekten evi aramıştım dedi. Tuş bilekten evle görüşmem bir çığ gibi bir gelişmeydi dedi. Yani tuş bilekten tavşanlıyı aramak. Şimdi adam görüntülü konuşuyor Hollanda ile Almanya ile bir şekilde. Teknoloji o kadar ilerlemiş ki. Bu kaç yılların telefonudur ki cep telefonu? Bu 1992 abi. 91-92 arası. Bu da araç telefonu. Onu da göstereyim. Yani bu kadar büyükmüş araç telefonu bu şekilde. Sanırım şey dedi o. El freninin orada bir yerde olması lazım. Aynen. Şurada da anteni var hatta. Bu da güzel bir şey. Eşyalar mı getirmedin? Daha yeni mi düzenliyorsun?